Şimdi arkadaşlar, Blend Surface ve Match Surface ile ilgili bir arkadaşın sorusu vardı. Onu uygulama olarak yapalım. Şimdi burada şöyle yüzey çizgiler çizdim. Bunları Sibtrail yapalım. Şöyle bir yüzey elde ettim. Şöyle üç boyutlu uçan hala gibi bir şey oldu bu. Sonra bunu kopyaladım. Gumball'ı açıyorum. Gumball'ı bayağı da kullanmıyordum. Bunu şöyle çevirdim. Ters çevirdim. Ve bunu böyle getirdim. Şuradan şunu şöyle biraz yukarı taşıdım. Şimdi burada Blend Surface komutunu uygulayacağız. Ne olacak Blend Surface ile? Şuradan şuraya güzel bir şekilde yüzey çizeceğiz. Geldim. Blend Surface komutuna tıkladım. Bu çizginin yani bu yüzeyin bu tarafına, bu yüzeyin de bu tarafına tıklıyorum. Pardon, yanlış oldu. Bu yüzeyin bu tarafına, pardon, tekrar komut alıyorum. Bunun da şurasına tıklıyorum. Evet. Şimdi burada birinci köşem yüzeyin burası, ikinci yüzeyin kenarı bu tarafı. Direkt OK tıkladığım zaman şöyle baktığımızda kendince uygun bir yüzey çizdi. Şöyle geri geliyorum. Tekrar Blend Surface dedim. Birinci yüzeyin burasını, pardon, komuta tıkladım. Birinci yüzeyin şurasına, sağına, yani şuraya, ikinci yüzey ise şuraya tıklarsam, bakın gördüğünüz gibi bunu alıp bu tarafa vermeye çalıştığı için yanlış oluyor. Yani bunu sağına tıklıyorsam bunu da sağına tıklamam lazım. Geri geldim. Önce buraya, sonra şuraya tıklıyorum. Evet. Şimdi burada normalde şöyle. Böyle yaptığımda 1 ve 1 şu ikisine de tıkladığımda direkt buradan buraya kendisi otomatik yüzey çiziyor. Zaten bunu loft'la da yapabilirdik. Tanjansı dediğimizde biraz daha buranın tanjantına bağlı olarak yapıyor. Curvature dediğimizde bakın şuradaki kontrol noktaları artıyor aslında, bakın. Şöyle yapayım. Niye yapamadım? Bir daha yapıyorum. Şuradaki bakın kontrol noktası artıyor curvature deyince. Ve bunu artık biraz daha kendim oynuyorum. G3 ve G4 dediğimde kontrol noktalarını arttırıyor aslında. Fazla bir şey yaptığı yok. Tekrardan ben buraya geldiğimde bunları da ekstradan kendim oynayabilirim. Mesela OK diyelim buna. Böylelikle yüzeyimiz kendi arasında bir bu formlara uygun yeni bir yüzey yapmış olduk. Tekrar yapalım. Bu sefer buradan bu tarafa doğru şöyle yapalım. Blend Surface. Şuradan şurayı seçiyorum. Pardon, yanlış oldu. Tekrar Blend Surface. Şuradan şurayı seçiyorum. Curvature burada en iyisi. Burada kendimiz yüzeyleri oynayarak benzer şeyler yapabiliriz. Okey dedim. Şimdi burada bir de Match Surface yapalım. Match Surface. Şimdi Match Surface de birinci yüzeyim ve ikinci yüzeyi seçtiğim zaman birinci yüzeyi ikinci yüzeye uydurmaya çalışıyor. Yani aslında ortalama bir şey yapmaya çalışıyor. Hiçbir şey yapmadan direkt OK'ye bastığım zaman birinci yüzeyi bozdu ve ikinci yüzeyi benzetti. Bakın. Benzetiyor. Başka bir şey yapmıyor aslında. Tekrar geldim. Tekrar Mesh Surface dedim. Bunu ve bunu tıkladım. Burada Position, Tangent, Curvature gibi şeyleri oynayarak işlem yapabilirim. Veya Average Surfaces dersem ikinci yüzeyi de bozuyor. Ve artık iki yüzeyi birbirine benzer hale getiriyor. Tam olarak yüzeyleri orijinallerini bozuyor arkadaşlar.
Sadece birbirine benzer hale getiriyor. Çok kullanışlı değil ama işlevi bu. Peki şimdi şöyle bir uygulama yapalım. Bunları siliyorum. Ön pencereye geldim. Şunu şöyle ortaya getirelim. Üstten bir tane daire çiziyorum. Bunu yukarı taşıyıp şöyle çeviriyorum. Sonra bunu offset diyorum. 1 şöyle bir şey yaptım. Ve ikisini 100'e yaptım. Ve buradan bir tane şunu şöyle seçeyim. Pardon, şöyle bir kalsın. Şöyle gelsin bu. Üstten bakayım, tam üstte olması lazım. Şöyle bir yerde. Evet. Sonra şuradan extrude deyip aşağı doğru uzatıyorum. Çok yukarıda oldu. Bunu biraz aşağı indirelim. Evet, burada bir şey olabilir. Şimdi şu yüzeyi split diyorum. Şununla kestiriyorum. Evet. Şimdi diyelim ki bizim şurada bir yüzeyimiz var. Bu yüzey ile bu aşağıdaki yüzeyi şuraya araya bir yüzey öreceğiz. Bunu biraz daha yaklaştıralım olmazsa. Şöyle. Evet. Şuraya buraya bir yüzey öreceğiz. Şimdi Blend Surface komutuna tıklıyorum. Burada şu çizgileri bir sileyim. Blend Surface komutuna tıkladım. Buradan bunu seçtim. Bakın şuradaki bizim hatırlarsanız düğüm noktalarımız vardı. Bunu aldım, buraya koydum. Bunu da aldım. İşte buraya koydum. Yani birbirine yakın olmasını sağladım. OK'ye tıkladığımda bana böyle bir seçenek verdi. Bakın. Şimdi ben burada bunları oynayıp buraya benzer bir yüzey yapabilirim. Bu ilk aşamamız. Buraya bir yüzey örebilirim. Şöyle. Ya da geri geldim. Tekrar yapalım Blend Surface'i. Buradan şuraya. Hiçbir şey yapmadım. OK'ye tıkladım. Bakın. Curvature'ı seçtim. OK dedim. Burada şuradan şöyle gelip buradan bu şekil geliyor. Gördünüz mü? Yani tam fillet gibi değil. Bir fillet deneyelim bakalım ne olacak. Fillet dedim. Şuradan pardon. Surface fillet'ten şuradan şuraya fillet atıyorum. Atamıyor. Radius'u 15 yapalım. Şu anda rastgele çizdim. Bilmiyorum. Yapacak mı? Yapamadı. Veya şunu deneyebiliriz. Bunu seçtim. Extrude Surface vardı. Hatırladınız mı? Extrude Surface diyorum. Şöyle bunu büyüttüm. Ama kalınlık vermeyecekti. Pardon. Solid'i kapatıyorum. İçerideki yüzeyi sildim. Şimdi şurada bir yüzey yaptım. Şunu da gizleyeyim. Şu yüzey tamamen şunu da şunu Blend Surface yapabilmek için çizdim. Tekrar Blend Surface diyorum. Şunu ve şunu seçtim. OK'ye tıkladım. Bakın biraz daha düzgün oldu. Şunu artık buradan atıyorum. Şöyle biraz dar veya geniş yapabilirim. Atıyorum şöyle bir şey OK'ye verdim. Curvature yapalım. Biraz daha düzgün olsun. Ve bunu sadece Blend Surface için yapmak için silmiştim. Artık bunu bu şekilde bir yüzey haline getirdim. Daha başka şekiller sweep de yapabilirdik. Başka bir şey yapabilirdik ama buraya tekrardan çizgi çizmemiz gerekirdi. O yüzden Blend Surface ile bunları yapmak senin için daha kolay olacaktır. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.